gitmişken ilk defa tiyatroya gittim. Annesini seyrettim. İlk Türk primat olmasını seyrettim. Sonra sen orada çalıştın, o tiyatroda çalıştın, doğru çalıştın. Ve orada öğrendim. Annemin karnında sahneye çıkmıştım ben dediğimi. Şöyle oldu, Mahir Can Baba Devlet Tiyatrosu'ndan Ankara'da bir toplantıda, bir sohbette okullu olmayan tiyatroculara, alaylı tiyatroculara biraz küçümseyen bazı laflar edince Gülre Suriye dayanamadı. Sen ne diyorsun kuzum dedi. Ben annemin karnında sahneye çıktım. Biz o gün öğrendik. Annesinin karnında sahneye çıktığını. Neyse. Bana bu Gülre Suriye anma toplantısında aktivist Gülre Suriye'den söz ettiler. Hoş bir kelime değil mi aktivist? Yani pasifist, anlarım, savaş karşıtı, antimilitarist. Aktivist, bence haksızlığa itiraz eden, haklıyı savunan, hakkı savunan ve bunun için bedel ödemeyi göze alanlardan söz etmemiz. Aktivist derken ben bunu anlıyorum. Google gibi yerlere girerek belki bir sürü ayrıntı bulurdum ama bunu yapmadım. Doğrudan kendimin tanık olduğu, doğrudan tanık olduğum, başkalarından dinlemediğim birkaç anekdot hayır ne? Anı odunuzun, anı dilimciyi diyelim isterseniz. Birkaç anı dilimciyi paylaşacağım sizinle. Gerek oynuyordu. Ben Gülüş Sürü Tiyatrosu'nda dramaturg olarak girdim. Ama bir özel tiyatro dramaturg meselesi zordur. O yüzden yetenekleri son derece sınırlı bir oyuncu olarak ufak tefek rollerde oynadım. Tenekede bile oynadım. İşte orada Teneke Yaşar Kemal'in Adana'da, Kadirli'de çeltik ağalarının çeltiğini sulamak için derelerin, çayların yönünü değiştirerek köyü çamura, daha sonra da sıtmaya boğdukları, ölümcül sonuçlar yaratan bir saldırısına karşı halkçı bir kaymakamın direnişini anlatan bir oyundu. Adana'da oynamaya gittik. Ülkü Tamer'de o ekipteydi. Gönül Sururi Kadirli'ye gidin dedi. Gerçekten o çeltik tarlasında çamura bulanan, gerçekten annesini, babasını, çocuğunu, kızını, oğlunu, yavuklusunu sıtmadan kaybedenlerden, sahiden o acıyı çekenlerden 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi getirin. Adana'daki oyunda onlar en ön sırada otursunlar dedi. Gittik Ülkü Tamer'le. Becerdik de. Zaten Yaşar Kemal'i selamını söyleyince çok kolaydı bu iş. 12 Kadirli köylüsü Adana'daki ilk oyuna geldi. Ve en ön sırada vardı. Gerisinde de bütün Adana High Society'si vardı. Onların içerisinde çeltik ağları da vardı. Karıları, kızları da vardı. Oyun bitti. İyi bir oyundu. Etkili bir oyundu. Alkış, 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 tamam. Gülüş Suri, normal bir tiyatroda bu. Oyun biter, oyuncular, seyircileri selamlarlar ve biter. Gülüş Suri oraya çıktı, elleriyle susturdu alkışları. Biz oynadık dedi. Çamurla bulandığımızı söyledik. Sıtmaya tutulduğumuzu söyledik. Islandığımızı söyledik. Öyle olmadı ki kupkuru bakınız dedi. Hasta da olmayacağız biz dedi. Ama burada gerçekten ıslanan, gerçekten çamura bulanan ve sıtmadan karısını, kızını, oğlunu, yavrusunu kaybeden 12 kaderli köylüsü var. Alkışlar onların dedi. Bana söyler misiniz? Bir aktivist başka türlü nasıl olur? Doğru mu? Utangaç faşizmin ülkenin üstüne çöktüğü günlerdi. Yaşını uygun olanlar gayet iyi hatırlayacaklar. Adına darbe denmemiş bir darbeyle ülkede sıkıntı ilan edildi. Sokaklarda can ağları başladı. Hapishaneler doldu taştı. O sırada Kartal Maltepe'sinde askeri tugayın ortasındaki bir kışla binası hapishaneye dönüştürüldü. Eğlenceli gençler, öğrenciler, silahlı mücadeleyi seçmiş devrimciler. Ama bu arada ülkenin en yüz akı aydınları da bu hapishaneye dolduruldu.
her şeye rağmen şimdiyle karşılaştırırsak eğer, Silivri'nin yanında orası biraz yatılı okul gibiydi o hapishane. Dolayısıyla soyadı tutmayanlar da ziyaret edebiliyordu ve ayrıca geldiklerinde ufak tefek armağanlar getirebiliyorlardı. Ben yurt koğuşun en asıllarını olduğum koğuşun koğuş sorumlusuydum. Şey gibi, ne derler, sınıf bir mesleği gibi. Dolayısıyla ziyaretçilerin getirdiği armağanları ben alıyorum, kimlere geldiyse onları ben dağıtıyordum. Benim işim, görevimdi. Üç tek de tanımadığımız kutu geldi. Açtık, tamamen peyniri, ilk defa duymuştum haberi. Birisi Sabahattin Eyüboğlu. Bizim koğuşta yatan Sabahattin Eyüboğlu. Türkiye'nin yüz akıllı bir aydını, Türkiye Komünist Partisi üyeliğinde suçlanarak kimliğinde hapishanede bizle beraber volta atıyordu. Vedat Güyo gibi. İki tanesi de kadınlar koğuşuna gitmesi lazımdı. Orada Sabahattin Eyüboğlu'nun eşi Magdalena Rufer ve Yaşar Kemal'in eşi Tilla vardı. Onlara verilmesi için. Biraz önce konuştu Seçkin Sendi, bu da kadınlar koğuşundaki teröristlerden biriydi. Sabahattin Bey kendisine harikulade bir armağan geldiği kanısındaydı. O yüzden gözleri parladı. Öbürleri dedi, kadınlar koğuşuna gideceğiz. Boş verenler sevmezler zaten. Madde nefret eder dedi. O tam o arsızlıkla üç kamember peynirine el koydu. Biz şu asker postada kokan bu peynirden ne anlar bu adamcağız diye anlayamadık, kaptıramadık. Ama paketler peynir içinden alındıktan sonra üstünde sizi kucaklıyorum, Gülre Sürri'ye yazıyorum. Döneminde hapishaneye peynir yollamanın nasıl bir risk olduğunu kavrasaydı böyle diyenler beni anlayacaklardı, anlayacaklardır. Kamamber hikayesi ben uzundu ama sürekli aydınlık için bir dakika karanlık hatırlarsınız. Susurluk'ta bir kamyon Türkiye'nin derin devletine çarpmıştı. Ve o kamyonda bir aşiret reisi sağ çıktı, yaralı sağ çıktı. Bir emniyet müdürü ölü ve bir mafya tetikçisi ölü çıktılar. Bunun üzerine Türkiye'de sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi başlatıldı. Her gece saat 9'da bir dakika süreyle çıt karanlık, çıt aydınlık, çıt karanlık, çıt aydınlık ışıklar yanı sönüyordu. Engin abi, biz Engin abileriz, Engin Cezar telefon etti. Ya sen bu ulaşım işlere girersin, var mısın bu iş dedi, varım dedi. Peki bana söyler misin? Bir dakika değil mi bu dedi. Adı öyle abi dedim. Bir dakika karanlık. Ama bu dedi 5 dakikayla başladı. 10 dakikaya çıkardı bu işi dedi. 10 dakika yapıp söndürüyor işi dedi. Abi o zaman söyle Aydın'a sordu. O bir dakika dedi diye söyle dedi. Sonra bir başka birkaç gün sonraki karşılaşmamızda 10 dakika değil bir dakika değil diye Aydın'a da sordu. Öyleymiş dedi. Ne dedi dedim. Ödlekler demiş bize.